Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf ZOOM serisiyle dersimize devam ediyoruz. Alan ölçme tarama testi 1'deyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. Yukarıdaki ABC üçgeninde A, D ve E noktaları doğrusaldır. AD 4 cm, ED 5 cm, BC 12 cm'ymiş. Buraya yazalım. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar ilk önce ABC üçgeninin alanını bulacağız. Sonra BDC üçgeninin alanını bulup farkını alacağız. Boyalı bölgenin alanını bulabilmek için. ABC üçgenime geliyorum. Tabanım 12, yüksekliğim 4 artı 5'ten 9. 12 çarpı 9 bölü 2 eksi BDC üçgenime geldim. Tabanım 12, yüksekliğim 5 bölü 2. 12 ile 2 sadeleşiyor. 6 kalıyor. 6 çarpı 9 54 yapar. 12 ile 2 sadeleşiyor. 6 kalıyor. 6 çarpı 5 30 yapar. Ve ikisi arasındaki fark 24 cm² olduğu için boyalı bölgenin alanı 24 cm²'dir dedik. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 2 katından 3 eksiktir. Arkadaşlar kısa kenarım A olsun, uzun kenarım 2A-3 olur. Dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre ABE üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? A 8'e eşitmiş. 2A buradan 16 santimetre eşit olarak gelir. 2A-3 ise 13 santimetreye eşit olarak geldi. Buraya yazalım. Dikdörtgenin kısa kenarı 8 santimetre, uzun kenarı 13 santimetre. ABE üçgeninin alanını istiyor. Tabanım 13 cm. Yüksekliğimi bulabilmek için bir tane dikme indiriyorum. Burası ile CB eşit olduğu için buraya 8 cm dedim. Tabanım 13, yüksekliğim 8 bölü 2. 13 çarpı 8 bölü 2 arkadaşlar. 13 ile 8'i çarptığım zaman 104 yapar. 104'ü 2'ye böldüğüm zaman 52 santimetre kare olarak gelir. Yani ABE üçgenimin alanı 52 santimetre kareye eşittir. ABCD paralel kenar, AD 6 birimmiş. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 24 birim kare olduğuna göre AH kaç birimdir demiş arkadaşlar. AH burası. Şimdi şöyle yapalım. Şuraları arkadaşlar 2'ye bölüyor. Boyalı bölgeli alanların toplamı 24 birim kareymiş. Bir boyalı bölgenin alanı 12 birim kare olarak gelir. ABCD bir paralel kenardı. Burası 12 ise buraları 12 olur arkadaşlar. ABCD paralel kenarımın alanı kaç olarak gelmiş oldu? 48 birim kare. Burası 6'ymış. Bizden AH'yi istiyor arkadaşlar. AH AD'ye ait bir yükseklik. Ne yapıyoruz biz? 6 çarpı AH eşittir 48 birim kare. Şöyle düzgün yazalım. Buradan AH bize kaç olarak gelir? 8 birim olarak gelir. D şıkkımı işaretledim. ABCD paralel kenarında DC kenarı ve CB kenarlarını 3 eşit parçaya ayırmıştır. Buraları eşitmiş arkadaşlar. Şuralara iki çizgi yapalım. ABCD paralel kenarının alanı 108 cm² olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm²'dir? Arkadaşlar, oluşan ACD üçgeninin alanı ile oluşan ABC üçgeninin alanı birbirine eşittir. Ve bu ikisinin toplamı 108'miş. Bir tanesinin alanını 54 cm² olarak buldum. ACD'ye geldim. Buralarım 3 eşit parçaya ayrılmış. 54'ü geliyorum ben 3'e bölüyorum. Bölü 3. Bir tanesinin alanı 18 cm²'dir. Buraya 18 cm² yazdım. Aynı şekilde burada da 54'ü 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Burası 18 cm² olarak geliyor. Boyalı bölgenin alanını istediği için 18 ile 18'i topluyorum ve cevabım 36 cm²'dir. A şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki şekilde GDBA ve ECBA burası birer paralel kenardır. AF ile GE dik kesişiyor arkadaşlar. AF 12 cm, ED 8 cm, DC 10 cm olduğuna göre GCBA dörtgeninin alanı kaç cm²'dir? GCBA neresi? GCBA tamamı. Şimdi arkadaşlar ilk önce şuradaki paralel kenarın alanını bulalım. AECB. Tabanım 8 artı 10'dan 18'dir. Yüksekliğim arkadaşlar 12'dir. Ne yapıyoruz? 18 ile 12'yi çarpıyoruz. Paralel kenarın alanı 216 cm² olarak geldi. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Bize ne demiş? Buraları dik kesişiyor demiş. Burası 10 cm olarak gelir. Taban çarpı yükseklik bölüm 2 yapıyoruz. Burası 60 cm² olarak geliyor. Tamamını bulabilmek için 216 ile 60'ı topluyoruz. Ve cevabım 276 cm²'dir. Yukarıda verilen ABC üçgeni ve DEF üçgeninin alanları birbirine eşittir. Buna göre BC kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi DEF üçgenine geliyorum. Taban çarpı yükseklik bölüm 2. Burası arkadaşlar bana 24 cm² olarak geldi. Alanları birbirine eşit olduğu için direkt eşittir deyip devam edebiliriz. Tabanım BC, yüksekliğim 5 cm bölüm 2. Buranın 24 cm² eşit olabilmesi için payın 48 cm² eşit olması gerekiyor. Yani BC çarpı 5 eşittir 48 cm². BC'yi bulabilmek için 48'i 5'e bölüyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burası 96 bölü 10 olarak gelir. Ve 9 tam 10'da 6 santimetredir. Şurası yanlış yazıldım. Santimetredir. A şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgen ve ADE üçgendir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm²'dir? Arkadaşlar ABCD'nin alanını bulacağız. Sonra ADE üçgeninin alanını bulacağız. Ve bunları birbirlerinden çıkaracağız. Şuraya alan ADE yazalım. ABCD dikdörtgeninin alanı kısa kenarım 7, uzun kenarım 12 eksi üçgenin alanı. Burası 8'miş. Buraya 4 kaldı. Karşısı 7. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Eşittir diyoruz arkadaşlar. 7 ile 12'yi çarpıyorum. 84 eksi 4 ile 7'yi çarpıyorum. 28. 2'ye bölüyorum. 14. Farkını aldığım zaman boyalı bölgenin alanı 70 cm² olarak gelir. Metrekaresi 15 TL olan bir arazinin 100 dönümü kaç TL eder? 100 dönümü arkadaşlar metrekareye çevirelim. 100 dönüm 1000 ar yapar. 1000 arı da 100 ile çarpıyorum. Yani sonuna 2 tane 0 atıyorum arkadaşlar. Burada toplamda 5 0 olmuş oldum. Yani burası 100.000 metrekare yaptı. Metrekaresi 15 TL idi. 100.000'im 15 ile çarpacağım. Şöyle yapalım. 100.000 çarpı 15. Burası arkadaşlar bana 1.500.000 TL olarak gelir. A şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki şekilde AYCD bir paralel kenar ve CGB bir üçgendir. CH burası 3 cm, GB 4 cm, AG 8 cm olduğuna göre şeklin alanı kaç santimetre karedir? İlk önce AGCD paralel kenarın alanını bulacağız. Sonra CGB üçgenin alanını bulup toplayacağız. AGCD paralel kenarının alanını bulurken taban çarpı yükseklik yapıyoruz. Tabanım 8, yüksekliğim 3. Artı üçgenime geldim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 8 çarpı 3 24 yapar. 4 çarpı 3 bölü 2 12 yapar. Ben burayı topladığım zaman arkadaşlar alanım bana, burada bir yanlışlık oldu. Şurası 12 değil 6 olması gerekiyordu. 24 ile 6'yı topladığım zaman 30 santimetre kare olarak geldi. ABCD dikdörtgeninin uzun kenarının uzunluğu 14 santimetre. Yani burası 14 santimetre. Kısa kenarının uzunluğu 4 santimetredir. Taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Şimdi ilk önce dikdörtgenin alanını bulalım. 14 çarpı 4'ten arkadaşlar burası 56 santimetre kare olarak gelir. Buradaki üçgeni bulacağız şimdi. Şuraya yüksekliği çiziyorum. Şöyle yüksekliği çizelim. Yüksekliğim 4 santimetre. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 14 çarpı 4 bölü 2. Üçgenimin alanı 28 santimetre kare olarak geldim. Boyalı bölgenin toplam alanını bulabilmek için 56'dan 28'i çıkarıyorum. Ve cevabım 28 santimetre kare olarak gelir. Eğmen kısa kenarının uzunluğu 100 santimetre, uzun kenarının uzunluğu 200 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki iki özdeş kartonu kullanarak süsleme yapmak istiyor. Eğmen iki kartonu üst üste gelecek şekilde yapıştırıyor. Üst üste gelen bölge bir kenarının uzunluğu 20 santimetre olan karesel bir bölge olduğuna göre süsleme sonucunda oluşan şeklin alanı kaç metrekaredir? Arkadaşlar şimdi benden metrekare cinsinden istediği için 100 santimetreyi ve 200 santimetreyi metreye çevireceğim. 100 santimetre 1 metreye eşittir. Buraya 1 metre yazıyorum. 200 santimetre 2 metreye eşittir. Dikdörtgenlerimin alanını bulalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar artı yine kısa kenar çarpı uzun kenar. Dikdörtgenlerimin toplam alanı 4 metrekare olarak geldi. Ama arkadaşlar ben burayı 2 defa saydığım için buranın alanını bulacağım ve çıkaracağım. Bir kenarı 20 santimetre olan kare 20 çarpı 20. Burası 400 santimetre kare yapar. Peki 400 santimetre kare kaç metrekareye eşittir? 2 basamak yukarı çıkacağım için 2 tane 100'e bölüyorum. Ve burası 0 tam %4 olarak gelir. 4 metrekareden 0 tam %4'ü çıkarıyorum arkadaşlar. Ve oluşan şeklin alanını 3 tam %96 metrekare olarak buluyorum. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.